Merhaba arkadaşlar. Size daha önceki videomda Big Solo'nun etiket yazdırma programını tanıtacağını da söylemiştim. Program ben kendim inceledim. Program çok güzel, sade, basit, iş görür bir program. Programın ismi Label Artist. Label Artist'i Distribütörün sayfasından indirdim. Şimdi kurulumunu yapıyorum arkadaşlar. Burada dil seçeneği var. Maalesef Türkçe henüz yok. Next dedik. Burada Big Solo yazdığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Next dedik. Install dedik. Başladı kurmaya. Finish dedik arkadaşlar. Kurulumumuzu böylece bitirmiş olduk. Şimdi şurada Label Artist programını açtık. Burada arkadaşlar driver kurulumunu yapmak istiyor musunuz diyor. Yani bir entegrasyon çalışıyor, ben onu gördüm. Burada Big Solo XD3-40D var. Bir de Label Artist olacak. Bu da çok kısa sürüyor arkadaşlar. Diğer programlara göre ben çok sade buldum. Sade ve iş görür. Şimdi burada arkadaşlar LPT portuyla geliyor. Burada portunu değişmemiz lazım. Şuna sağ tıkladık. Yazıcı özelliklerine geldik. Bağlantı noktalarından USB 2.0 Big Solo'nunla aynı porta tanıttım ben arkadaşlar. Change port dedim. USB 2'yi seçtim. Apply dedim. Okay. Test print diyeyim arkadaşlar. Evet, bir test sayfası yazdı. Şimdi next dediğimizde arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. Burada sayfa yapılandırma ekranı. Şimdi ölçümüzü burada veriyoruz. Kağıt ölçümüzü burada veriyoruz. 58'e 40 dedim. Yazının hızını burada seçebiliyoruz. Nereden başlayacağını, işlem sonrasında kağıdı kessin kesmesin seçenekleri var. Sensör tipi var arkadaşlar. Ben Big Solo'ların bu şeyini çok sevdim. Mesela Argos'ta sabit bir sensör vardı. Özellikle raf etiketi basmak istediğimizde bize kağıt tercihi yapmamız gerekiyordu. Yani yandan yırtmalı veya yandan delikli dediğimiz veya ortadan delikli dediğimiz sensörü gören kağıtlar gerekiyordu yazıcı modeline göre. Burada hareketli bir sensör koymuşlar arkadaşlar. Bunu kağıdın, özellikle raf etiketleri için konuşuyorum, işaret kısmına getirip istediğiniz kağıdı kullanabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Burada direkt termal transfer mi olduğunu seçiyorsunuz. Burada etiketler arasındaki boşluğu seçiyorsunuz ve burada kolum satır sayısı, kaç satır yan yana kaç etiket olduğunu yazıyorsunuz. Sonra okey dediğimizde arkadaşlar hemen bizi dizayn sayfasına atıyor. Şurada label'ımızı atıyoruz arkadaşlar. Hemen buraya yazayım. Bayan kod bayan kod etek dedim. Arkadaşlar burada bold yazı formatını işte Arial Black seçebiliyoruz. Yazı fontunu seçebiliyoruz. Okey diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Hemen bir de barkod belirleyelim. Barkod arkadaşlar burada mesela 869. Şuradan öncelikle şeyi seçelim. EAN 13 mi? EAN 8 mi? Zaten EAN
13 seçtiğimizde otomatik kendisi atıyor arkadaşlar. Okey dedik. Barkodumuzu da oluşturdu. Buraya attı arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir etiket seçtik, label seçtik. Buraya firmamızın ismini yazdık. Ve bunun sol tarafa dik bir şekilde gelmesini istiyoruz. 90 dereceyi seçtiğimizde okey dediğimizde arkadaşlar bu buraya geliyor. Kağıdımıza sığmadı. Hemen üzerine tekrardan çift tıkladık. Bunun fontunu biraz küçülttüm. 12 yaptım. Bold yaptım. Kalın yaptım. Evet, geldik fiyat alanına. Fiyat alanı da arkadaşlar buradan seçtik. 49.99 TL yazdık. Bold dedik. Arial 20 yapalım arkadaşlar bunu da. Böyle daha bir belirgin olsun. Barkodun boyutlarını arkadaşlar buradan çekip uzatabiliyoruz, büyütebiliyoruz, küçültebiliyoruz. Evet arkadaşlar, tasarımımız bitmiş oldu. Tabi bunun ben de bugün ilk defa kurdum bu programı. Beğendim. Basit de bir program. Sonrasında file save as diyoruz. Nereye kaydedelim? İşte belgelerle kaydetsin. 40 58 barkod tasarım dedim, kaydettim arkadaşlar. Buradan file'dan print dediğimizde, print label dediğimizde, evet, yazdırdı arkadaşlar. Buradan diyelim ki 5 tane yazdıralım. Evet, gayet seri şekilde yazdırdı. Ben çok beğendim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.